bence tutku bir araba için gerçekten emek sarf etmektir. Onun için uğraşmaktır. Bu bende birazcık hastalık haline geldi. Bu bir hastalık. Bu gerçekten çok kötü bir hastalık. İnsanı bağımlı yapıyor. Uyuşturucu neyse bence bu arabada o. Yani bundan kurtulma şansımız yok. Bu iş hastalık abi. Kalkıp serserilik yapacağını, başka şeylere yatıracaklarını bu işlerle uğraşıyorlar. Bu işten de haz ve zevk alıyorlar. Neden? İnsanları tanıdık. O sebeple arabaları sevdik. Modifiye'de kesinlikle son gelmez. Aşık olduk diyelim. Bundan da gerçekten vazgeçebileceğimizi düşünmüyorum. Yani bütün hayatım araba üzerine kuruldu. Ailem buna karşı çıkıyor tabii. Yani ben vazgeçemiyorum. Bu başka bir şey. Bu başka bir tutku. Ben genç adamım abi. Ve ben gençliğimi yaşamakla meşgulüm şu anda. Zaten yaşlı bir insan olsam Tofaş'a niye bineyim? Alır bir Broadway ve keyfime bakarım, köyüme giderim. Doğru muyum? Dağ taş bayır keçi gibi gezer. Doğru muyum? Baba viteste tespih olacak manita egzoza testim ya. Çekeli foyu basiti, ekipten çevirme ruhsat temiz. Adım Abdülkadir, soyadım Kaya. Ispark'ta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde okuyorum. Yaşım 21. Bu... Abi açayım ben bunu ya, dur. Ne var la? Oğlum dur, YouTube'dayım, çekim yapıyorum ya. Adım Uğur Kalka, Ankara'da yaşıyorum, muhasebeciyim. 31 yaşındayım. İşten, aileden arta kalan zamanlarda bununla uğraşıyoruz. Hobimiz diyelim. Nargile işi yapıyorum. Boş vakitlerimizde de bunlarla uğraşıyoruz. Seviyoruz bu hayatı. Yaşamaya çalışıyoruz kendi çapımızda da. 2,5 sene önce 18 bin liraya falan aldım. 15-16'da harcamışımdır üstüne. Kendi aracımı aldığımda arabamın üstünde sadece teybi vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Hani nereden baksan bir 10-15 bin liralık bir hani masraf yaptım aracıma. Çalıştığım parayı, ondan sonra kazandığım parayı arabama yatırıyorum yani. Yani yapacak bir şey yok. Araç 3 yıldır bende. Ufak tefek modifikasyonlar yapıldı, düzeltmeler yapıldı. Masraftan ziyade zaman çok önemli bizim için. Totalde 1,5 milyonu falan buluyor aracın bütün maliyeti. Aracımızı 15 bin liraya aldık. Üstüne 40 bin lira kadar bir masraf yaptık. 40-45 civarı diyelim. Yaptıklarımızdan da pişman değiliz. 10 bin liraya aldım yaklaşık. Bu araç bize 80 bin liraya falan mal oldu. Daha herhangi bir yerinde bir şey çıktığı zaman yani setup yükselteceğiz mesela. Setup yükseltmek için bir daha para harcayacağız. Arabamın lakabı Karabela. Karabela olmasının sebebi araba bütün bu sektörde herkesi bela oldu. Gerçekten bela oldu. Abartısız şekilde söyleyebilirim, 200 bin liranın üzerinde bir harcama yapılmıştır arabanın üzerine. Sürekli artarak gidiyor bu. Çok affedersiniz. Biz şimdi yolun ortasında tam 600 milyar gibi bir para yatırıyoruz. Bana diyecekler ki 600 milyar nerede diyor. Zaten bizim arabalarımız yani sanrıfların hesaplasanız, jantının hesaplasanız zaten bu paralar. Başka hiçbir nasıl diyeyim hobim falan hiçbir şeyim kalmadı, sadece bu. Bütün kazandım buraya gidiyor. Çünkü bir de şöyle bir şey var, işin gerçeği var. Türkiye şartlarında böyle bir arabaya para harcıyorsanız başka bir şey para harcayabileceğinizi çok düşünmüyorum yani. Neden yaptırıyorum? Çünkü stok haliyle binmek insan bir zaman sonra sıkılıyor. Stok haliyle tatmin etmediği için yavaş yavaş başlıyorsun. Farklı bir arayış içine girdik. İnsanlar bunu genellikle boş harcama olarak görüyorlar. Biz bunu yaptığımız zaman stres atıyoruz, eğleniyoruz, vakit harcıyoruz. Aşık olduk diyelim. Bundan da gerçekten vazgeçebileceğimizi düşünmüyorum. Yanlış anlamayın, hani ben açıkça konuşuyorum. Erkeğin takım elbisesi ise arabanın da modifiyesi takım elbisesidir abi. Bana göre modifiyesi bir araç için takım elbisedir abi. Çünkü niye? Arabaya modifiye yaptığın zaman araba zaten jilet gibi duruyor. Nasıl birine takım elbise giydiği zaman söylüyorsun ya kardeşim jilet gibi olmuş mu? Benim görüşüm bu. Dışarıdan bakış açısı. Vallahi nasıl tarif edebilirim? Ya dışarıdan bakış bize yok. Çakal gözüyle bakıyor herkes. Mesela arabada egzoz sesini duyunca biz mutlu oluyoruz ama insanlar ona çakal gözüyle bakıyor. Çakal çukal olarak görüyorlar ama ben bu arabayla ailemi alıp 2,5 yaşında kız çocuğumu da alıp pikniğe de gidiyorum, gezmeye de gidiyorum. O zaman
bir nebze de olsa insanların sanıyorum bir bakışları değişiyor diye düşünüyorum yani. Bize dışarıdan insanların bakış açısı, caddede sürdüğümüz zaman insanlar genelde bu işe sıcak bakmıyor. Çünkü aracımız modifiyeli olduğu için gereğinden fazla ses çıkartıyor. Biz de bu yüzden elimizden geldiği kadar caddede sürmemeye dikkat ediyoruz. Dışarıdan görenler kumaş olduğu için açıkçası ya bu nasıl bir şey, bez mi, fotoğraf çekenler, çekinenler oluyor. Ya ayrı bir zevk veriyor. Ya ondan dolayı modifiye bir nevi benim için terapi gibi diyebilirim. Genelde caddeye çıktığınız zaman başınız hiçbir zaman boş kalmıyor. Arabadan indiğiniz anda etrafınızda insanlar oluyor. Ben öğrenciyim, üniversite öğrencisiyim. İlk buna başladığım zaman ailemden biraz tepki aldım. İşte ne gerek var, harçlığını buna harcıyorsun, yapma. Benim babam da aslında araba tutkunu bir adam. Babam 52 yaşında ama tek kapı E46 kasa bir arabayı kullanıyor. Bu tutku birazcık bizim aileye dayanıyor. Şimdi şahsen benim babam da sevmiyor böyle şeyleri. Ben bunları yapıyorken babam hiç hoş görmüyor. Neden paranı buna harcıyorsun diyor. Başka şeyler yap, kendine bak, kıyafet al, onu yap, bunu yap. Bir sürü şey sayıyor kendine göre. Ya bu biraz zevk meselesi. Ya ben bundan hoşlanıyorum. Arabalara bir tutkum var. Paramı rahatça buna harcamayı seviyorum. Zoruma gitmiyor buna harcadığım para. Yani ailemle tartışayım veya sevgilimle tartışayım. Herhangi bir kötü bir olay gelsin başıma. Beni bütün dertlerimden alıkoyan tutku bu. Kız arkadaşımla bu araba konusunda çok fazla tartıştık zamanında. Niye bu kadar çok para yatırıyorsun? Bu parayla gezebiliriz, tozabiliriz, onu yapabiliriz, bunu yapabiliriz. Ben ona aynen şunu söyledim. Siz kızlar nasıl makyajınız için çok fazla para yatırıyorsanız, benim de sevgim bu, tek hobim bu. Yani ben vazgeçemiyorum. Artık onlar da yavaş yavaş alışmaya başladı. Kesinlikle kabul görmüyor ailede bu. Arkadaşlar tarafından tamam hoş karşılanıyorum ama ailede yok yani öyle bir şey. Baba kabul etmiyor mesela. Ben bu arabayı evlendikten sonra aldım ve yaptım. Yani takdir edersiniz ki çok kullanışlı durmuyor. Kullanımı zor. Eşimle de şoförlük olunca böyle bir arabayı hani belki duyunca kızacaktır ama çok teslim edemiyorsun. İçinden gelmiyor yani. Ufak tefek tartışmalar oluyor ama tabii tatlı tartışmalar bunlar. Aile destek oluyor. Arka plana attığı olmuyor beni. Sürekli oğlum arabada mı para harcayacaksın? Ne oldu param yok al ben vereyim tarzı oluyor artık. Çünkü vitiligo hastasıyım ben. Hastalığımın iyileşmesinde en büyük rolü bu araba oynuyor. Stresten uzak kalmam gerekiyor. Bu araba gerçekten büyük rol oynuyor benim için. Hastalığım bitti ya. Vallahi hastalığım bitirdi. Kara bela. Her erkek çocuğunun verdiği klasik cevabı vereyim ben size. Küçük yaştan bir erkek çocuğunda hastalık diyebilirim yani. Araç bir erkeğin caddede duruşu diye düşünüyorum. Aslında bir erkek çocuğunun arabanın üzerinden dışa vurmuş egosu diyebilirim yani. Bence tutku bir araba için gerçekten emek sarf etmektir. Onun için uğraşmaktır. Ya benim için bu her şey çok farklı bir şey. Üstünde çok emeğimiz var. 1,5 yıllık emeğimiz var. Gecemizi gündüzümüze kattık. Bu bir hastalık. Bu gerçekten çok kötü bir hastalık. İnsanı bağımlı yapıyor. Uyuşturucu neyse bence bu arabada o. Yani bundan kurtulma şansınız yok. Hastası değilim de bağımlıyım diyebilirim. Bağımlı kaldık hayır. Neden? İnsanları tanıdık. O sebeple arabaları sevdik. Bir insan sana istediği zaman kötülük yapabilir, istediğini sana vermeyebilir ya da duygusal anlamda seni üzebilir. Ama arabalar öyle değil. En fazla uğraş verir sana. Ya o uğraşı bile keyifli olduğu için ben modifiye işine yoğunlaştım diyebilirim. Türkiye'deki genel modifiye algısıyla alakalı da herkesin de bildiği belli başlı kişilerin yaptığı yanlış hareketleri Türkiye genelindeki modifiye sever insanlara mal etmemek gerekiyor. Çünkü biz yolda, trafikte, polisle karşılaştığımız zaman olumlu tepkiler almıyoruz polis arkadaşlardan. Polislerle aramız fena değil. Polislerle şöyle sıkıntımız oluyor. Egzozu koyduğumuz zaman haklı olarak haklı şekilde vergi verdiğimiz parçaları takıyoruz ama yasal olarak kullanamıyoruz. Modifiye çok güzel bir şey. Yani yapıyoruz. Seviyoruz da yani her şekilde yani polis abilerimiz bir de biraz hani sıkıyor. Üzülüyoruz bak ben 10 sene hayal ettim. Eski bin aldım ama egzozlu binemiyorum arabama. Bu benim için çok kötü bir şey. Egzoz hastalık abi ya vallahi. Bende de bir araba var. O kadar vergisini veriyoruz, algısını veriyoruz ama araca ne bileyim egzozlu binemiyoruz yani. Abi çünkü
dengesiz ve serseri bir şekilde kullandıkları için, trafiği tehlikeye attıkları için kullanıcıdan kullanıcıya değişiyor tabii bu. Biz bu işleri kapalı alanlarda yapıyoruz bu şekilde. Bu da bize az veriyor. Bakın egzozdan çıkan ateş, bu pat pat sesi çok güzel bir şey bizim için yani. Mesela şu anda her şey yasak. Yüksek sesle müzik dinlemek de yasak. Egzoz sistemi de yasak. Cam filmi de yasak. Ama her şey yasak. Yasak kardeşim, yasaklandı. Muayeneden az kusurlu geçiyor. Hafif kusurlu. Yanlış mıyım? Bir gün arabayı daha tamamıyla bitirmediğim zamanda köprüde beni çevirdiler ve polis bana aynen şunu söyledi. Sen dedi polisi aldatmadan dolayı dedi şimdi ceza yiyeceksin dedi. Abi dedim polisi aldatmayla ilgili ne yapmışım ben, bana anlatır mısın dedim. Bu plastik egzoz uçlarını ben gerçek zannettim, seni çevirdim ve sen benim vaktimi yedin. Bu yüzden sana ceza yazacağım dedi. Polislerin bakış açısı dışarıdan görüldüğü gibi yani düşman gözüyle bakıyorlar insanlara. Yani bizim arabayı görünce aha tam cezalık araba, işte bunu durdurmamız lazım. Bizden ne alabilirler ki yani, bizim arabamız var, bir arabamız var, daha ne yapsınlar yani. Gelene kadar yani ara sokaklardan oradan buradan hani gide gele. Yani zor bela geldi. Boş, kusura bakmayın biz çekim veriyoruz da bir tane İstanbul APB'den bize 1,5 milyar para yazdılar. Al işte. 1,5 milyar para yazdılar daha yeni. İstanbul APB'den. Sahte olsa yazsınlar. Şenol abimiz de sevdiğimiz bir abimiz. İşin rastlısı. Yani askeri ücret zaten 2 milyar ya. Aynen. Yazık ya, bu adam bu emek vermiş yani bak. Paramız olsa biz de lüks arabalar binebiliriz yani. Aynen ama bineriz şunu ya. Bilsinler yani devlet ne kadar da olsa Tofaş'tan para kazanıyor. Aynen. Bunu da unutmasınlar yani. 1,5 milyar bana, 1,5 da bana 3 milyar. İki kişinin aylığı gitti yani, yazık günah bu işler. Biz bir şey dediğimiz değil. Aha kardeşlerimin arabası, aha kardeşlerimin arabası. Zaten bir sıkıntı olursa bizim malımız oluyor. Yani onlara cebine veyahut da bir şekilde bir şey olduğu yok. Benim görüşüm böyle, doğru mu? Aynen doğru. Yanlış bir şey varsa yanlış söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Biz geç kaldık ama kusura bakmayın, anca yetiştik. Çekimlere biraz geç kaldık. Biz de zaten zor bela geldik. Aynen. Ara sorulardan gele. Yani gezemiyoruz. Uyuşturucu taşıyormuşuz gibi, aynen, bonzai taşıyormuşuz gibi sokak aralarında geziyoruz. Böyle olmaz yani. Biz bu caddede gezmeye çıkıyoruz. Yanlış bir şey de yapmıyoruz. Abi, doğru muyum abi? Abi doğru. İyi o zaman sevmeyek, o zaman parçalayak atak. Bu kadar basit. Benim görüşüm. İlla canımız filmli diye biz torbacı, FETÖ'cü veyahut da bir terörist değiliz ki. Bizi biraz rahat bıraksınlar. Tek istediğim bu. Türkiye trafik kanunuyla alakalı benim açımdan boşluklar var. Polisin yazdığı ceza bize, bizlere, böyle arabalara en basit beni çevirdiği zaman jant ve lastik ebatlarından yazıyor. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak jant lastiğe paramla alıyorum, vergimi ödüyorum ama arabama takmak yasak. Ya böyle bu boşlukların düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bu niye satılıyor? Bunu tabii devlet erkanına sormak lazım. Niye satıyorsun? Madem yasak olan bir şeyin niye satışını ülkeye sürüyorsun? Niye imalatını yaptırıyorsun? İmalattan sonra satışa niye sunuyorsun? Tabi bu tartışılır. Bunu devlet büyükleriyle tartışılır yani. Tartışılmaz diye bir şey yok tabii ki de. Sonu ne olur? O meçhul. Biraz ağlayınca bırakıyorlar, yardımcı oluyorlar yani. Malum cezalar ağır. Zevk için yaptığımız her şeye kendilerince bir bahane buluyorlar. Ceza yazıyorlar. Ödüyoruz. Bazen ödemiyoruz. Yapacak bir şey yok. Ama bizim onlarla bir sorunumuz yok. Seviyoruz. Yazsınlar. Canları sağ olsun. Bir şekilde idare ediyoruz biz kendimizi. Kesinlikle. Bindirmeyecekler diye çabalamasınlar. Bineriz abi biz. Aynen. Bu kadar basit. Bineriz, aynen öyle. Bineriz. Daha bu devam edeceğiz. Daha da devam, daha devam ederiz. İsterse 50 milyar ceza yazsın. Hiç önemli değil. Bir arabayı yakarım, öbürüne başlarım abi. Problem değil. Onlar da azalır, biz de bitmez abi. Ellerinden gelenin en iyisini yapsınlar. Biz yine bu sevdadan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz buna bir kere bağlandık. Bir daha da bırakmayacağız. Sonuna kadar devam edeceğiz. Herkes bazı şeylerden mutluluk duyar, haz eder. Biz de bu tür işlerden mutluluk duyuyoruz. Çok sevinçli oluyoruz. Bütün enerjimizi bu şekilde atıyoruz. Bu patlama sesi, bu egzoz sesi bizi çıldırtıyor ya. Çıldırtıyor yani. O şekilde devam ediyoruz. Bu bir yaşam tarzı. Yapabildiğinin her şeyin üstüne çıkabilirsin. Ya bunun bir sonu yok. Modifiye'de kesinlikle son gelmez. Kopmak zor. Kesinlikle. Tabii ki de. Her daim. Hiçbir zaman tamamlanmaz. Hiçbir zaman tamamlanmaz. Çünkü bu bir zevk olmuş. Artık buna alışmışız. Ve bitmiyor, bitmedi. Bitmez. Bitmesi için hiçbir sebep yok. Baba viteste tespih. Olacak manita egzoza testim ya.
çekelim fuyu basit. Ekipler çevirme ruhsat temiz ya. Alacağım arabayı sanayinin kenarından. Bakacak enayiler film kaplı camlarıma. Atarım LPG olsa da depomuz az. Kafa güzel sürekli titretir camları bas. Business class showroom'das. Odorum soğumaz Merso'ya bol şans. 1-2-3-4-5 alayınacağız. 1-2-3-4-5 alayınacağız.